Sema takviminde 12 ay var. Bazı ilahi lütuf bakımından diğerlerinden daha üstün kılınmışlar. Cenab-ı Hakk'ın ümmete büyük bir lütfu. Recep ayı da bunlardan biridir ve sıfatı Şehrullah'tır. Yani Allah'ın ayı olmuş oluyor. İlk perşembe cumaya bağlayan gece regaib kandildir. Regaib rağbet edilen şeyler, bol hediyeler, bolluk ve bereket manalarına geliyor. Böyle bir bereketle ilk perşembe günü cuma akşamı girilmiş oluyor. Yani Recep ve Şaban'ı ibadetlerle, kalbi duyuşlarla, muamelatla, muaşeretle, ukubatla, hayır hasenatla Ramazan-ı Şerif bir hazırlık mahiyetinde. Efendimizin bu mübarek aylar yaklaşırken telkini Allahümme bârik lenâ fî Recep ve Şaban ve bellignâ Ramazan. Yani bu duayı devamlı tekrarlamamız, Cenab-ı Hakk'a iltica etmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bu Recep ve Şaban ayını mübarek kılması bir rahmet, bir bereket ayı olması iki ayı. Üçüncü de Ramazan mülâki olabilmek. Cenab-ı Hak ömür verir inşallah, mülâki oluruz inşallah. Resulullah Efendimiz buyuruyor, siz Ramazan-ı Şerif ne olduğunu bilseydiniz, çıkmasını istemezdiniz. Bu iki ay da demek ki bir hazırlık safhası oluyor. Bu üç aylar rahmet ve bereket iklimi. Ruhaniyetimizi tekamül ettirebilme mevsimi. Bir mümin için manevi bir kamp tabiri caizse, manevi bir kamp mahiyetinde. Nasıl ticaret ehli ticaretlerini artırmak için seminerler veya konferanslar, kamplar yaparlar. Bu iki ayda bizim Ramazan-ı Şerif'e bir hazırlık kampı mahiyetinde olmuş oluyor. Bir rahmet insanı keyfiyetini kazandırabilmek müstesna bir fırsat. Bu aylarda bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel ahlakına daha fazla ehemmiyet vermemiz, ona benzemeye gayret etmemiz ve bunun daha çok gayret içinde olmamız. Bugünlerde yapılacak hiçbir hayrı ertelemek. Zira Kelâm-ı Kibâr'da buyuruluyor. Dün geçti. Yarınsa meçhul. Bugün hakkını veriniz. Yine Resulullah'ın buyuruyor. Yarın diyenler helak oldu. Yarın var mısın, yok musun? Cahiliye devrinde bu Recep ayına ayrı bir hürmet gösterirdi. Kılıçlar kınına konurdu. Korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına ererlerdi. Cenab-ı İslam geldikten sonra da bu aya olan hürmet ve tazimi devam ettirdi. Recep ayı regaib, sırf Efendimiz'e ait olan Miraç gibi ilahi rahmet tecelliyle şereflendiği bir ay olmuş oluyor. Bu mübarek günler ilahi rahmetin tuğyan ettiği zamanlar. Bu zamanların kıymeti toprağa hayat veren bahar yağmurları gibidir. Bu aylardan, bu zamanda gaflette kalmak ise bu ilahi rahmet yağmurunun kayalara, çöllere yağıp ziyan olması gibidir. Goncaları gül yapan, üzerinde yağan bereketli yağmurlardır. Bu üç aylarda gönüllerin Hakk'a ram eden bereketli bir mevsimdir, ömrün bereketidir. Velhâsıl Rabbimiz inşallah hulûl-i müşerref olacağımız üç ayları inşallah idrak etmeyi, Recep ve Şaban'ın Allah'ın bârinen fî Recep ve Şaban, Şaban bize mübarek olmasını ve Ramazan-ı Şerif'e mülâki olabilmemizi, Ramazan-ı Şerif bir iman heyecanıyla yaşayabilmeli. İnşallah bir bayram sabahına ulaşabilmek, hayatımızın bir Ramazan-ı Şerif haline gelmesi, son nefesimizin de bir bayram sabahı olmasını Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.